Bu bir mezoterapi ürünüdür. Anti-aging amaçla kullanılır. İçerisinde hyaluronik asit, manitol, çeşitli mineraller, enzimler, amino asitler ve ek maddeler vardır. Ne yapar? Ciltte bir yenileme yapar. Dokularda bir geri dönüşüm meydana getirir. Bu yüzden biz ona gençlik iksiri deriz. Son derece güvenilir, kullanımı rahat bir uygulamadır. Hepimizin bildiği gibi yıllar cildimizin aleyhine çalışmakta. Zamanla ciltte sarkmalar, kırışıklıklar, nemin azalmasına bağlı kuruluklar meydana gelmekte. Biz ne yapıyoruz? Gençlik aşısı, gençlik iksiri H100 aşısını uyguluyoruz. Bu aşı ne yapıyor? Bu aşı cildeki nem oranını artırıyor. Buna bağlı olarak ciltte bir sıkılaşma ve lifting etkisi yapıyor. İçindeki mineraller, vitaminler, kolajen ve manitol sayesinde sarkmalar önleniyor. Cildimiz daha genç, daha canlı ve daha diri oluyor. Bu aşıyı biz 20 yaşından sonra herkese uygulayabiliyoruz. Genellikle yüz, boyun, dekolte, gıdı ve ellere uygulanıyor. Uygulamadan hemen sonra etkisini görebiliyoruz. Son derece konforlu, rahat bir uygulamadır. Etkileri kanıtlanmış, yıllardan beri özellikle Avrupa ve Amerika'da uygulanan bir yöntemdir. Bu aşının içerisinde hyaluronik asit var. Biliyorsunuz cildimizde de hyaluronik asit var. H100 aşısındaki hyaluronik asit ne yapıyor? Hem cildimizdeki bulunan bu asidin miktarını, canlılığını artırıyor, hem de kendi katkısıyla bunun faydalarını daha çok artırıyor. Ne yapıyor? Ciltte bir sıkılaşma yapıyor, kırışıklıkların azalmasına neden oluyor, sarkmaları azaltıyor. H100 aşısında başka ne var? Manitol var. %5 oranında bilinen en güçlü antioksidan. Bu ne yapıyor? Cildin su tutma kapasitesini artırıyor. Dolayısıyla cildin nemini artırıyor. Bu da cildi daha elastik, daha canlı ve daha parlak gösteriyor. Bu bir kokteyldir. İçerisinde birden çok maddeler var. En çok neler var? Hyaluronik asit var, manitol var, amino asitler var, peptitler var, vitaminler var ve mineraller var. Şimdi tek tek bunları irdeleyelim. Gençlik iksiri H100 aşısındaki hyaluronik asit 100 mililitrede %5 oranında bulunuyor. En çok insanlarda bebeklik çağında bulunan bu madde cildin nemini artırır, cilde bir elastikiyet, canlılık ve parlaklık verir. H100 aşısındaki hyaluronik asit bu amaca yönelik bu kokteylin içindedir. Ayrıca hyaluronik asit kolajenin yapımında etkili bir maddedir. Kolajen yapımında artırdığı için dolayısıyla cildin sarkmasını azaltır, cilde bir gerginlik, bir lifting etkisini de yapar. Manitol, H100 aşısında bulunan diğer bir madde, %5 oranında bulunur. Bilinen en güçlü antioksidan ne yapar? Ciltteki nemi artırır, ödem çözücü etkisi vardır. Bunun dışında hyaluronik asitin dokuda daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu nedenle H100 aşısı diğer mezoterapi ürünlerine karşı daha etkili, daha uzun süreli etkili bir maddedir. Prokolajen peptit, H100 aşısındaki bulunan diğer maddedir. Ne yapar? Prokolajen peptit, kolajen yapımında etki eden, yani kolajeni meydana getiren fibroblastların üretimini artırır. Bu şekilde kolajenin üretimi de artmış olur. Biliyoruz, kolajen cildimizin elastikiyetini sağlayan, sarkmaları engelleyen bir protein maddesidir. %80 kolajen tip 1'dir, %20 kolajen tip 3'tür insanda. Ne yazık ki 25 yaşından sonra her yıl cildimizdeki kolajenin %1,5'unu kaybediyoruz. Demek ki bu kaybı karşılamak lazım. Demek ki H100 aşısı. Hexapeptit 8, pentapeptit 18 ve DMAE. Nedir bunlar? Bunlar H100 aşısındaki büyüme faktörleri. Kırışıklıkları azaltıyor, cildi daha parlak hale getiriyor. Özellikle DMAE önemli. %3 oranında bulunuyor. Ne yapıyor? Kasların tonusunu artırıyor. Sarkmaları azaltıyor ve antioksidan özelliği var. Organik silika, B1 ve B6 vitaminleri ve mineraller H100 aşısındaki diğer maddeler. B1 ve B6 vitaminin antioksidan etkisi var. Yaşlanmayı geciktiriyor. Organik silika ise derideki kolajen ve elastik liflerin sayısını artırıyor. Bunlar da
kırışıklıkları azaltıyor. Mineraller de cildin yapılandırılmasında etkili olan diğer maddeler. Metiyonin, arginin, glisin, lipoamino asit, tirozin, alanin, lözin nedir bunlar? Bunların hepsi amino asit isimleri. Sizin için biraz yabancı ama söylemekte yarar gördüm. Çünkü neden? Bunlar cildimizin yapı taşı olan protein üretiminde çok önemli olan amino asitler. Hepsi H100 aşısının içerisinde. Demek ki cilt yenileme için gerektiği yapı taşları da bu iksirin içerisinde. Bir mezoterapi uygulamasıdır bu. Önce uygulama alanını güzelce antiseptik bir solüsyonla temizliyoruz. Sonra lokal anestetik etkili bir krem sürüyoruz ve yarım saat kadar bekliyoruz. Daha sonra da hazırladığımız H100 aşısını çok ince iğnelerle birer santim aralıklarla derinin orta tabakasına, yani mezo tabakasına uyguluyoruz. İşlem yaklaşık 30 dakika kadar sürüyor. Lokal anestetik krem uygulandığı için ve çok ince iğnelerle bu işlem yapıldığı için tamamen ağrısız bir uygulamadır. Bu mezoterapi yöntemini cildin yaşlanma durumuna göre programlıyoruz. Genellikle 2 veya 3 seans, en fazla 4 seans uygulanıyor. Her seans arası 3 hafta kadar ara vermek gerekir. Bu uygulamadan sonra meydana gelen ciltteki yenilenme, tazelenme etkisini en az 1 sene kadar devam ettiriyor. Ondan sonra yeniden tekrarlamak gerekir.